Tamamen saf bir hidrojen bulmaya çalıştığımızı varsayalım. Bu hidrojen örneğinde atomlar kendi başlarına molekül içerisinde hareket etmez. Çoğu hatta büyük ihtimalle hepsi birbiriyle bağ kurar. Bu da diatomik veya diğer adıyla iki atomlu hidrojene oluşturur. Bunu H2 şeklinde yazabiliriz. Bunu şu şekilde de ifade edebiliriz. İki atomlu hidrojendeki her bir hidrojen buna benzer bir iki atomlu hidrojen molekülü oluşturmak için diğer hidrojenle bağ kurar. Bu molekülde sadece hidrojen atomları var. Gördüğünüz gibi iki hidrojen atomu var. Bu molekülün kararı olması da aslında çok mantıklı. Çünkü nötr halde bulunan her bir hidrojen atomunun bir değerlik elektronu bulunur. İki hidrojen atomunu da çizerek gösterelim. Bu iki hidrojen değerlik elektronlarını paylaşarak birbirlerinin dış kabuğunu tamamlar. Burada gördüğünüz tire işareti de aslında iki elektronunun kovalent bağ içerisinde paylaşıldığını gösterir. Bu videoda bir molekülde yer alan atomlar arasındaki uzaklığı inceleyeceğiz. Örnek olarak bu iki hidrojene bakabiliriz. Burada bir hidrojen atomu var. Burada da başka bir hidrojen atomumuz olsun. Standart sıcaklık ve basınç koşullarında bu iki atomun merkezleri arasındaki uzaklık da yaklaşık olarak 74 pikometre olsun. Burada pikometrenin çok küçük bir ölçü birimi olduğunu hatırlatmak isterim. Bir pikometre metrenin trilyonda birine eşittir. Yani burada metrenin trilyonda 74'üne eşit bir uzaklıktan bahsediyoruz. Bu videoda şu sorulara cevap arayacağız. Uzaklığın bu kadar olmasının sebebini. Atomları birbirine yaklaştırmaya çalışsak bu uzaklık değişir mi? Ya da atomları birbirinden uzaklaştırmaya çalışsak bu uzaklık değişir mi? Bunun için buraya potansiyel enerji ve uzaklığı gösteren bir grafik çizelim. Dikey eksende potansiyel enerji olsun. Potansiyel enerji. Şimdilik birimleri yazmamıza gerek yok. Şu an yüzeysel olarak grafiği çizsek yeterli. Birimleri daha sonrasında ekleyebiliriz. Yatay eksende de atomların merkezleri arasındaki uzaklık olsun. Bunu atom çekirdekleri arasındaki uzaklık olarak düşünebiliriz. Bu da pikometre cinsinden olsun. Potansiyel enerjinin aslında her zaman başka bir kavramla ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin 74 pikometrelik bir uzaklık için potansiyel enerjinin grafikte burada yer alacağını varsayalım. Noktayı eksene kadar devam ettirmemize gerek yok. Bu iki atomu birbirinden uzaklaştırdığımızda potansiyel enerjide ne gibi bir değişiklik olur? Şu an potansiyel enerjinin düşük olduğunu söyleyebiliriz. Atomlar arasındaki uzaklığı arttırmak istediğimizde bunun için enerji gerekeceğinden potansiyel enerjinin artacağını söyleyebiliriz. Bunu şu şekilde açıklayabiliriz. Burada bir yay olduğunu düşünün. Bu yayı çekmek istediğimizde yayın bir tarafına baskı uygulamamız gerekecek. Bu da aslında enerji gerektiren bir eylem olduğundan potansiyel enerjinin artmasına sebep olan bir durum. Yayı çekip bıraktığımızda yayın uçları hızlanarak birbirine çarpar yani yayı çekerek potansiyel enerjiyi arttırabiliriz. Bu durumda çekirdekler arasındaki uzaklık arttıkça potansiyel enerjinin de artacağını söyleyebiliriz. Uzaklığın çok fazla olduğu durumlarda ise burada asimtot bir değerden bahsedebiliriz. Bu da aslında o an için iki atomun birbiriyle bağ kurmadığını ve etkileşime giremediğini gösterir. Pek çok kimyacı ve fizikçi ve bilim insanı da bu noktada potansiyel enerjinin sıfır olduğunu belirtir. Bu da atomların birbirinden son derece uzakta olduğunu ifade eder. Bu çizgide de aslında bu durumu görüyoruz. Çizgiyi bu şekilde devam ettirelim. Burası da sıfır olsun. Bu noktada birimleri ekleyebiliriz. Bu kısmı kilojül bölü mol olarak ifade edebiliriz. Az önce de dediğim gibi atomları birbirinden uzaklaştırdıkça sıfır noktasına daha da yaklaşırız. Ve belli bir noktadan sonra atomlar arasındaki etkileşim kesidir. Peki bunun sebebi ne olabilir? Çünkü bu atomları birbirinden uzaklaştırdıkça atomlar arasındaki klom kuvvetleri de o ölçüde zayıflar. Bu nedenle belli bir noktadan sonra potansiyel enerji sıfır olur. Peki, bunun tam tersini yaptığımızda neler olur? İki atomu birbirine yaklaştırdığımız durumdan bahsediyorum. Bunun için yay örneğine geri dönebiliriz. Dediğim gibi, yayı çektiğimizde enerji eklemiş oluruz. Bu da yayın potansiyel enerjisini arttırır. Aslında yayı sıkıştırmak için de bu durumun geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Yani iki atomu birbirine yaklaştırarak aslında enerji eklemiş oluruz. Bu da potansiyel enerjiyi arttırır. Peki, bunun için neden enerjiye ihtiyaç duyulur? Çünkü iki atomu sıkıştırıp birbirine yaklaştırdıkça atom çekirdeklerinde bulunan pozitif yükler birbirini iter. Dolayısıyla atomları yaklaştırırken bunun önüne geçmek için enerjiye ihtiyaç duyarız. Bu da sistemin potansiyel enerjisini arttırır. Bu iki elektron çakışır ve pozitif yükler gibi birbirini iter. Aslında bu grafikle kavramsal da olsa anlatmak istediğimiz şey şu. Atomların birbiriyle çakışması için potansiyel enerjinin çok yüksek olması gerekir. Benzer şekilde atomların birbirinden uzaklaşması için de potansiyel enerjinin aynı oranda olmasa da yine de kararlı halden daha yüksek olması gerekir kararlı halin kararlı olmasının nedeni de bu noktanın minimumu ifade etmesi. Gördüğünüz gibi potansiyel enerji grafiğinde burası oldukça düşük bir noktaya işaret ediyor. İki atomlu hidrojene geri dönecek olursak, standart sıcaklık ve basınç altındaki uzaklığın potansiyel enerjisinin 432 kJ bölü mole eşit olduğunu görebiliriz. Bu aslında eksi 432 kilojül bölü mole eşit. Peki bu atomları birbirinden tamamen ayırmak ve aralarındaki bağı kırmak için ne kadar enerji gerekir? Bunun için atomları birbirinden oldukça uzaklaştırmamız lazım. Bu da aslında buradaki enerjiye eşit. Yani 432 kilojül. Bu enerji de bağ enerjisi olarak adlandırılır. Yani Atomları birbirinden ayırmak için gereken enerji. İlerleyen videolarda atomların boyutu küçüldükçe ve bağların sayısı arttıkça, yani tek bağdan ikili veya üçlü bağ geçtikçe bağ enerjisinin de aynı oranda arttığını göreceğiz.